Böyle damla damla vereceksin ya. Böyle uğraşasıya hazır mı koyuverseydik Sümbül anne? Sen benim mayonezimi bir tat da bakalım bir daha ağzına hazırını koyar mısın? Tabii tutarsa. Şunu hiç becerim tutturamadım ben daha. Mayonezi tutmayan aşçı aşçıdan sayılmaz. Bir o işte, ona sabrım yetmiyor. Ne oluyor ya? Düğün yemeği mi hazırlıyorsunuz? Elimizi alıştırıyoruz Seyhan. Gelin hanım da geliyor mu akşam Seyhan Hanım? Fatma abla. Ben çıkıyorum anne. Beni gene merak etme olur mu? Bir yere kaybolma, misafir var. Daha programım belli değil, belki yemekte olmam. Seyhancığım, Yaman Ayşeler geliyor. Biliyorum abla. Söyle şuna, kızı da alsın yemekte burada olsun. İyi bir kıza benziyor abla değil mi? Birini seçtiğin anda seçmediklerini kaybetmiş olursun. Onun için iyi düşünmek lazım. Bu işler aceleye gelmez. Bak, bu lafı yazmak lazım. Ne demişler? Dereye ıslanmak için, ateşe yanmak için, sevdaya da aldanmak için dalarmış insan. Şu hazır mayonezi versenize bana. Sen eli olunca da tutmaz bu Meret abla. Hadi işinize bakın, hadi. Sevzekler. Ay gene katıldı. Biraz daha süt ver Asya. Süt bitmiş Sümbül anne. Hadi Sümbül, şu oynayalım. Ne demek süt bitmiş? Nasıl bitiyor süt? Şimdi aldırız. Koş Asya, Salih'e söyle alsın gelsin. Bu beklemez ki. Hiç. Bu kadar malzeme boşuna. Çöpe atın bunu. Ben süt gelince yaparım, sen bırak abla. İstemez. Sossuz yesinler. Oynayacak yer kalmadı mı başka? Dışarıda oynayın. Bir siz eksiksiniz burada. Aman delirdi bugün be. Siz de ne bakmıyorsunuz dolaba? Süt biter mi çocukla evde? Pazar pazar son dakika davet çıkarıyorlar. Çarşıya gidecek zaman mı oldu? Yarın gidilecekti topluca. Onun kafa başka şeye takık, süt bahane. Geline taktı geline. Sabah ezanında gitti ya odalarına. Kızmıştır Bahar. Küçük oğlanı da kaptırdı. Arayan soran da yok epeydir. Allah kahretsin. Gitti kase. Ay canım takımın kasesi gitti, hay Allah. Anne giderse gitsin, sakin ol biraz. Neyin var senin böyle? Ya bırak, ben toparlarım. Karışma. Dur bırak. Bu tamir olmaz ki. Beceriksizliğim üstümde bugün. 50 kere söylüyorum. Şunları üst üste koymayın diye. Ne olacak şimdi? Anneciğim önemli değil. Ne olacak ki, dünyanın sonu değil. Alt tarafı bir kase. Canım yaşlı kadınlar gibi takmasana çanağı çömleğe. Yaşlı kadınlar gibi demek. Tabii. Yaşlı bir kadınım ben. Yani başka uğraşacak bir şeyim yok. Bununla uğraşıyorsun demek istiyorsun. Öyle demedim. Yaşlı kadınlar gibi dedim. Ben ne dediğini anladım. Ya ne oluyor sana? Bir şeye mi canın sıkıldı? Bir şey yok. Hayatımda canımı sıkacak ne olabilir? Hayatımda bir şey mi var da canım sıkılsın? Bir şeye canımın sıkılması imkansız. Canım var tabii. 4 tane çocuğun var. Daha ne olsun? Torunların var. Gelinlerin var. Çekip çevireceğin koca bir ev, idare edilecek hesaplar, verilecek davetler. Kimin hayatı senin kadar dolu dolu geçiyor? Bana ait ne var? Bunlar hep başkalarının hayatı, başkalarının gaileleri. Biz başkası mıyız anne? Ne demek istiyorsun? Sana ait bir hayatla neyi kastediyorsun? Bunu anlamanı beklemiyorum. Çünkü sen de benim gibisin. Senin de kendine ait bir hayatın yok. İnsan bir süre çoluk çocukla idare ediyorum sanıyor. Ama sonra herkes kendi dünyasına kapanıyor. Sen fazlalık oluyorsun. O zaman elinde ne kalıyor? Seni bu evde dışlayabilecek kimse olduğunu sanmıyorum anne. Ben bu evde olmasam hanginizin hayatı bundan etkilenir? Kim benim varlığıma ihtiyaç duyar? Ben zorlamasam kim benimle konuşmak, planlar, programlar yapmak ister? Ben hanginiz için vazgeçilmezim? Anneciğim senin sinirlerin bozulmuş. Gel kahve içip konuşalım ha? Sensiz biz dağılırız. Ne diyorsun sen ya? Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum.
Alo. Oo Ali Bey, siz hayatta mısınız? Şu hediye davasından sana karşı çok mahcubum Sümbül. Bu oğlan neden böyle bir densizlik yaptı anlamadım. Ama delikanlı işte. Ne yaptığını bilmez insan bu yaşlarda. Aklı sıra bir şıklık yapmak istemiş. Ben onun kulağını çektim, merak etme sen. Kime çekti acaba? Densizlikte yarışıyorsunuz bakıyorum. Öyle öyle. Eseymen'in ilk çocuğuna hayırlı olsuna bile gelmedin. Öyle evdekilerle altın yollamalar falan. Ne oluyor, dargın mıyız? İki adım yola üşeniyor musun yoksa çok mu meşgulsün? Ama gece gezmelere vaktin oluyor bakıyorum. Bilmem vallahi artık, sana sormalı. Davetlerimize icabet etmeyen sensin. Ay vallahi ben de pek sıkıldım bunlardan. Şöyle bir öğlen yemeğine davet eden olsa da evden biraz uzaklaşsam diyordum. Ne zaman istersen Sümbül Sultan. Bana bu mutluluğu da çok görürsün sen nasılsa diye ses etmiyordum ne zamandır. Uygunsan yarın gidelim. Aa, çok iyi olur. Ne zamandır şu Piraye Hanım'ın yemeklerini merak ediyordum. O gece seni yanında görünce gene aklıma geldi. Oraya gidelim mi? Tamam. Yarın bir de orada buluşalım. Tamam, görüşürüz. Ahmet, bana antikacı Suzan'ın numarası lazım. Bizim Piraye'nin arkadaşı var ya, çarşıda dükkanı olan. Bunu yapamam. Sümbül'e bu kadar yaklaşmışken onu kaybetmeyi göze alamam Suzan. Bak sen beni yıllardır tanırsın. Onunla davamı en iyi bilen sensin. Tamam, sen benim çok eski arkadaşımsın ama Piraye de arkadaşım. Senin yüzünden ne kadar acı çektiğini çok iyi biliyorum. Zaten sizi tanıştırdığıma o kadar pişmanım ki. Sümbül hadise çıksın diye oraya gitmek istiyor ama götürmesem de hadise çıkacak. Piraye desen bizi orada görünce taş taş üstünde bırakmaz. En iyisi orada olmaması. Karşılaşırlarsa ikisini de sonsuza kadar kaybederim. Ama Sümbül'ü oraya götürerek zaten Piraye'yi gözden çıkartıyorsun. Ben onun kırılmasını istemiyorum. Zaten aramızda bir şey kalmadı. Geçmiş bitmiş bir şey. O öyle bilmiyor ama. Bittiğini neden açık açık söylemiyorsun? O bunu çoktan anladı da işte işine gelmiyor. Zamanla unutur. Ama bu durumda bir de üstüne Sümbül'ü görmesi olmaz. Bunu halledeceksin. Alt tarafı bir gün hastanede rahat rahat yatacaksın. Bak söylüyorum. Bir yatmaya koca dükkan. Kim bilir kaçadır burası. Kira vermezsen rahat edersin. Bir de çekilişte çıkmış gibi yaparız. İkinize bir Avrupa seyahati. Piraye ile gidersiniz. Bütün yapacağın sabah apantisitim tuttu, ameliyata alıyorlar diye aramak. Ben hastanede her şeyi ayarladım. Fırlar gelir hemen. O gelesiye ameliyat bitmiş gibi yapılır. Sen sağ, ben selamet. İki gün sonra çıkar keyfine bakarsın. Evet haklısın. Sümbül'ü orada görürse çok acı çekecek. Bir sürü tatsızlık olacak ve nasıl olsa senden vazgeçmeyecek. Sen de bu saatten sonra Sümbül'den vazgeçip Piraye'ye aşık olmayacağına göre en iyisi orada olmaması. En iyisi. Siz erkekler korkunçsunuz Ali. Korkunç. İnsanın kalbi koca bir konak değil kızım. Herkese ayrı oda açamazsın. Sen açsan bile misafirler birbirini istemez. Ama bir öncekini de hemen kapının önüne koymak olmaz.